Bu filmde Cahit Sıtkı Tarancı senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Cahit Sıtkı Tarancı. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden biriyim. Yaşam öykümü benden dinlemek ister misiniz? 1910 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldim. Babam Bekir Sıtkı Bey, annem Arife Hanım'dır. Ailemiz Diyarbakır'ın ünlü ve köklü ailelerinden biriydi. Büyük dedelerim pirinç üretimi ve ticaretiyle uğraşırdı. Ayrıca ailemizde devlet yönetiminde önemli görevler almış çok sayıda kişi bulunuyordu. Babam Bekir Sıtkı Bey de pirinç üretimiyle uğraşıyordu. Soyadı kanunu çıkınca çiftçi anlamına gelen Tarancı soyadını almıştı. Eskiden hastane olarak kullanılan bir konakta büyüdüm. Konağın avlusunda büyük bir havuz vardı. Gündüzleri Diyarbakır'ın kavurucu sıcağında bu havuzda yüzmekten büyük keyif alırdım. İlkokulu Diyarbakır'da bitirdikten sonra öğrenimime İstanbul'da devam ettim. Önce Saint Joseph Lisesi'ne gittim. Burada Fransızcayı öğrendim ve Fransız şairlerini okumaya başladım. Galatasaray Lisesi'ne başladığımda 18 yaşındaydım. Pek çok Fransız şairin şiirini ezbere biliyordum. O yaştaki pek çok genç gibi ben de şiir yazmaya çok hevesliydim. Şiire heveslenmemde yakın arkadaşım, şair Ziya Osman Saban'ın da büyük etkisi oldu. Yazdıklarımı ona okumaktan büyük zevk alıyordum. İlk şiirim 1930 yılında Servet-i Fünun dergisinde yayınlandı. Daha sonra Muhit ve Galatasaray dergileri de bazı şiirlerimi yayımladı. Galatasaray'da okuduğum dönemde hafta sonlarını dayımın evinde geçiriyor, yaz tatillerinde ise Diyarbakır'a ailemin yanına gidiyordum. Diyarbakır'da sinemaya gidiyor, arkadaşlarımla geziyor, kardeşime Fransızca edebiyat dersleri veriyordum. Bazen de babamla birlikte pirinç tarlalarına gidip köylülerin çalışmasını izliyordum. Liseyi bitirdikten sonra bugünkü adı Siyasal Bilgiler Fakültesi olan Mektebi Mülkiye'ye girdim. Ardından Yüksek Ticaret Okulu'na devam ederek yüksek öğrenimimi tamamladım. İlk şiir kitabım Ömrümde Sükût adıyla 1933 yılında yayımlandı. Öyle mutluydum ki ilk işim kitabımı aileme göndermek oldu. Bu arada babam pirinç ticaretinden zarar etmiş, bana daha az para gönderir olmuştu. Bunun üzerine iş aramaya başladım ve Sümer Bank'a memur olarak girdim. Bir yıl kadar memur olarak çalıştıktan sonra istifa ettim. Öykülerimi yayımlayarak geçimimi sağladım. Daha sonra da bir gazetede iş buldum. Çalıştığım gazetenin sahipleri beni çok sevmişti. Onların güvenini kazanmıştım. Bunun üzerine beni Paris'e gönderdiler. Paris Radyosu Türkçe servisinde sunucu olarak çalışmaya başladım. Bir yandan yüksek öğrenimime devam ediyor, bir yandan da öyküler yazıyordum. Bu öykülerimi yayımlaması için Türkiye'deki gazetelere gönderiyordum. Paris'te geçirdiğim günler ömrümün en güzel günleriydi. Sanatçıların bulunduğu ortamlara gidiyor ve Avrupa kültürünü tanımaya çalışıyordum. Fakat çok geçmeden İkinci Dünya Savaşı başladı. Bunun üzerine Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. Döndükten bir süre sonra da askere alındım ve pek çok şiirimi askerdeyken yazdım. Askerliğimi bitirdikten sonra bir süre babamla birlikte çalıştım. Daha sonra Ankara'ya gittim ve Çalışma Bakanlığı'nda çevirmen olarak göreve başladım. Bu arada bir şiir yarışması açılmıştı. Ben de 35 Yaş adlı şiirimle bu yarışmaya katıldım ve birinci oldum. Bu sayede büyük ün kazandım. 35 Yaş adlı şiir kitabım 1946 yılında basıldı ve dönemin edebiyat çevrelerinde büyük ilgi gördü. Sonraki yıllarda bu kitap Türkiye'de en çok basılan şiir kitaplarından birisi oldu. 1951 yılında Cavidan Hanım'la evlendikten sonra yaşamımda mutlu ve huzurlu bir dönem başladı. Bu durumun etkisiyle yeni şiirler yazmaya yöneldim. Şiirlerimi yazarken son derece titiz ve dikkatli olmaya gayret ediyordum. Beğenmediklerimi hiç düşünmeden yırtıp atıyordum. Çünkü daha iyisini yazabileceğimi her zaman biliyordum. Türkçeyi en iyi kullanan şair olduğum söylenir. Sade ve anlaşılır bir dil kullandığım için şiirlerim pek çok kişi tarafından sevilerek okunmuştur. Şiirlerimde en çok yalnızlık, özlem ve yaşama sevinci gibi konuları ele aldım. Benim için her duygu şiirle ifade edilebilir. Sevgili çocuklar,
Umarım yaşam öyküm ilginizi çekmiştir. Ben her zaman doğayı, insanları ve yaşamı seven birisi oldum. Arkadaşlık ve dostluk benim için en önemli şeylerdi. Zorluklarla karşılaşan bazı arkadaşlarıma destek olmaya, onlara cesaret vermeye çalıştım. İnsanlara her zaman sıcak, saf ve temiz duygularla yaklaştım. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Böylece dünyamızı sevgi ve kardeşlik dolu bir yer haline getirebilirsiniz.